Samsun Spor Nuri Hasan tesislerinde yapılan basın açıklamasında Samsun Spor Başkanı İsmail Erkut Tutu ve yönetim kurulu hazır bulundu. Talihsiz bir şekilde Samsun Spor'a 3 puan silinme cezasının geldiğini söyleyen İsmail Erkut Tutu, 3 puanın silindiği konuda ulusal basında bazı şeylerin eksik paylaşıldığını görüyoruz şeklinde konuştu. Konu 2002 yılında oynayan bir futbolcunun 2014 yılında alacaklarının yapılandırılması ile ilgili kulüple yaptığı bir protokol. Bu protokolün uygulanamaması, paranın ödememesinden dolayı 2006 yılında FIFA Disiplin Kurulu'na taşınan bir borç. Fakat bu borç 2006 yılından 2014 yılına kadar 8 yıl boyunca hiçbir şekilde gündeme gelmiyor. Yani bazı basın yayın organlarında da işte tüm geçmişle ilgili bazı ifadeler yer almasına rağmen 8 yıl boyunca, yani 2014 yılının Temmuz ayının 13'üne kadar bu konu gündeme gelmiyor. Temmuz ayının 2013'ünde böyle bir borcun olduğu ve bu borcun ödenmediği takdirde Samsun Spor'un 3 puanının silineceğiyle ilgili bir karar tebliğ ediliyor. Dönemin yönetim kurulu arkadaşlarımız bu paranın içinden bir kısmını karşı alacaklının avukatıyla görüşerek ödüyorlar. Ondan sonraki süreçte bu dosyanın borcunun benim de ve sizlerin de, daha doğrusu sizden aldığımız bilgilerle dosyanın tamamının kapandığı ile ilgili bilgi sahibi olmamıza rağmen kalan borcun bir kısmının ödenmediği ortaya çıkıyor. Ne zaman? 27 Aralık'ta biz yönetim kuruluna seçiliyoruz. Bu günlerden cumartesi günü. Pazartesi günü böyle bir borcun, eksik yatırılan bir borcun olduğu söyleniyor. Bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız da ayın 30'unda, yani bu bize iletildikten bir gün sonra, karşı tarafın avukatıyla iletişime geçilerek paranın tamamı ödeniyor ve kendisinden Samsunspor Kulübü'nün hiçbir borcu kalmadığına dair ve şikayette bulunduğu 3 puan silinme davasının vazgeçildiğini ve iptal edilmesiyle ilgili yazı alınarak yapılan bu işlemlerin hepsi bilgili makamlara, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve UEFA Disiplin Kurulu'na bildiriliyor. Fakat UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlar neticesinde bu kararın uygulanması talep ediliyor. Futbol Federasyonumuz da nihai olarak kararı uyguluyor. Bu süreçte bizler Samsunspor Kulübü'nün taşıması gereken hukuki boyuttaki en üst makam olan kasa kadar bu işi haklılıklarımızı ispat ederek gerekli belgeleri temin ve sunarak taşıyoruz. Şimdi bu 3 puan silinmesiyle ilgili konudaki kulübümüzün fikrini, düşüncelerini kararın çıktığı gün biz internet sitemizden net bir şekilde tüm ayrıntılarıyla tüm düşüncelerimizi ifade ettik. O konuda bunun üstüne ekleyeceğimiz bir yorum yok. Başkan Tutu, Türkiye'deki yönetimlerin içinde bulunan hukukçuların kendilerine kesinlikle bu işin oraya taşınmasının bir netice getirmeyeceğini söylediklerini ifade etti. Bize Türkiye'deki futbol yönetimleri içinde bulunan hukukçular kesinlikle bu işin oraya taşınmasının bir sonuç getirmeyeceğini, hatta bu işin orada usulden reddedileceğini, bu işin orada mahkeme günü bile verilmeyeceği yönünde fikir beyan etmelerine rağmen, hayır dedik, biz Samsunspor Kulübü'nün hakkını sonuna kadar arayacağız, mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz dedik. Ve iki türlü dava açtık. Birinci dava şuydu, Samsunspor Kulübü'nün bu puan silme cezasının durdurulmasını istedik, yürütmeyi durdurma istedik. İkincisi de Samsunspor'un elinde bu belgeler var, biz bu konunun tekrar yeniden yargılanmasını istiyoruz dedik. Daha sonra bize her ne kadar tüm hukuki çevrelerden bu davanın usulden reddedileceğini söylenmesine rağmen bize bir mahkeme günü verdiler. Bu mahkemede 22 Nisan sabah saat 9.30'da oldu. Ben buradan bu süreçte mahkeme sürecine kadar tüm yönetim kurulu adına bu işi sürükleyen hem Rüştü Bey'e hem de Coşkun Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hazırlık yaptık. FIFA'dan iki tane yetkili, bu bizim cezamızı tebliğ eden iki yetkili katıldı. Burada 45 dakika kulübümüze söz verdiler. 45 dakika biz
gerekli savunmamızı yaptık. Gerekli elimizdeki bütün mevcut bilgi ve belgeleri kendilerine sunduk. Bizim verdiğimiz belge ve bilgiler doğrultusunda mahkeme başkanı FIFA'ya da söz verdi. Onlar da 15 dakika boyunca verdikleri karar ve verdikleri kararın doğruluğu konusunda savunma yaptılar. Mahkeme başkanı daha sonra bunların hepsinin notlarını alarak bunların bir süreci olduğunu, buna göre de bir karar verileceğini 3 hakem heyetiyle birlikte bize beyan etti. Biz kendimizi mahkeme heyetine çok iyi anlattığımızı inanıyoruz. Samsunspor'u, kulübünü anlattık. Bu konuyu anlattık. Bizim bu parayı ödediğimizi, bu parayı öderken de karşı tarafın avukatının kesinlikle bu davadan vazgeçtiğini belgeleriyle birlikte sunduk. Bu bir umut mu? Mahkemenin ligler bitmeden açıklanacak olması bir umutsuzluk mu? Bunu hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Bir hukuki bir süreç var. Bu sonuç şöyle oldu, böyle oldu deyip umut aşılamanın bir anlamı da yok. Umutsuzluğa kapılmanın bir anlamı da yok. Bu bir hukuki süreç. İnşallah, umut ediyoruz, hayal ediyoruz. Samsunspor Kulübü'nün bu verilen 3 puan cezası geri iade edilir. Ama bu bir umut olmasın hiçbir şekilde. Biz yolumuza 44 puanla devam edeceğiz. İnşallah bu çocuklar bugüne kadar elde ettikleri başarıları bu saatten sonra son 6 maçta da aynı başarıyı elde ederek sonunda istediğimiz yere kulübümüzü getireceklerini inanıyorum ben.